Şimdi dünyanın en ilginç turlarından birine sizi davet ediyorum. Çok keyif alacağınız bir tur ve şaşırıp kalacağınız bir tur. Arkamızda görmüş olduğunuz bu araca bineceğiz. Evet, karayoluyla biraz gezip sonra suya ineceğiz. Buna otobüs mü desem, gemi mi desem ben de karar veremedim. Amfi arabası olarak isimlendiriliyor. Karada gittiği gibi denize de gireceğiz birazdan. Çok heyecanlıyım. Nasıl dakikalar yaşayacağız inanın ben de bilmiyorum ama heyecanımı kelimelere sığdırmam mümkün değil. İşte otobüsümüz, hani otobüs diyeyim artık, otobüse benziyor. Bizi bekliyor. Şimdi otobüsümüze binip bu güzel Bastın şehrini daha da maceralı bir şekilde keşfimize sürdüreceğiz. Süngerler doldu. Dolmaz, bizim yerimiz hazır bebeğim. Yakupcan çoktan arabanın içinde beni bekliyor. Geminin diyeyim. Pardon, otobüsün diyeyim. Bastın Duck Tour olarak anılan bu tur Bastın'ın en ilginç aktivitelerinden biri. Duck Tour'umuza başlamış bulunuyoruz. Bu ilginç aracı bulmuşken önce bir kara tur yapalım. Böyle zaten şehir turları olmazsa olmaz ve bu Duck Tour da şehir turu için harika bir seçenek. Ama biz özellikle de bu aracın suya girmesini dört gözle bekliyoruz. Çok yaşa Yakupcan. Suda nasıl yüzeceğiz? Suya giriş anımız nasıl olacak? Heyecanla bekliyoruz. Bu arada tabii gezimize devam ederken minik minik yağmur da atıştırmaya başladı. Şu anda Ağustos'un ortasındayız. Ülkemizde kavurucu sıcaklar var. Ama biz burada resmen bahar serinliğinde harika çekimler yapıyoruz. Ufak ufak yağmur geçişleri oluyor, rüzgarlar oluyor. Serin serin Bastın'da gezme imkanı gerçekten çok güzel. Evet, bulunmuş olduğumuz Bastın bölgesi Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında tarihinin yazılmaya başladığı noktası. İngilizlerle beraber 1600'lü yılların başında burası adeta yeniden doğuyor. Yeni İngiltere olarak isimlendiriliyor ve gerçekten de zaten Bastın'ın sokaklarında gezerken resmen küçük bir İngiltere'de geziyor gibi hissediyoruz. Baktığımız mimarilerin çoğu İngilizler zamanından kalmış. Kırmızı kiremitli, siyah kiremitli, kırmızı yapıların hepsi 1600'lü yıllara dayanıyor. Bugüne baktığımız zaman bugün 10 milyona yakın turist geliyor Bastın şehrine. 10 milyon turistin ziyaret ettiği, seyahat ettiği hem ekonomi şehri, hem ticaret, hem sanat şehri, hem de üniversiteler şehri. Dünyanın en prestijli üniversitelerinin adresi diyebiliriz. Harvard burada, MIT Üniversitesi burada ve bu sayede de binlerce öğrenci yaşam sürüyor bu şehirde. Yaklaşık 1 milyonluk nüfusu var Bastın şehrinin. Bütün eyalete baktığımız zamansa yaklaşık 7 milyonluk bir nüfus var. Ama Bastın eyaletin başkenti, en kalabalık şehri. Her yer yemyeşil, onu söylemek istiyorum. Yani Bastın olsun ya da diğer Amerika şehirleri olsun hep yeşil olduğu gözlerden kaçmıyor. Parkları çok seviyorlar. Her yerde parklar var. Ve tabii o kadar fazla gökdelen var ki. Evet. At karınca da koymuşlar parka çocuklar eğlensin diye. Şimdi yavaş yavaş Charles Nehri'ne gidiyoruz. Charles Nehri'ne. Yaklaşık 130 kilometre uzunluğundaki Charles Nehri bizi bekliyor. Yani İngiltere'deki isimleri almış. Nehir olsun, şehirler olsun hep İngiliz isimleriyle anılıyor. Turumuz yavaş yavaş maceraya doğru ilerlerken biz en öne geçip suya giriş anına daha da yakın olalım istiyoruz. Koskoca otobüsün nehre girişi bizi çok heyecanlandırıyor. Bu tur yaklaşık 2 saat kadar süren bir tur. Şehir baştan sona karadan gezildiği gibi ardından da nehirden geziliyor. İşte o an geldi. Nehire giriyoruz. Yakupcan, suyun içine giriyoruz. Girdik. Suyun içine giriyoruz. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şu anda otobüsümüz, kara aracımız bir gemiye dönüştü. Bakar mısınız, suyun içindeyiz. Yakupcan, gerçekten mükemmel. Görüyor musunuz? Karada gezdiğimiz bu araç artık bir gemiye dönüştü. Charles Nehri'ndeyiz. Yakupcan. Evet, Yakupcan şu anda inanılmaz şaşırdı. Biz de şaşkınlığımızı gizleyemiyoruz. Biraz önce karadaydık. Araba görevini görüyordu. Artık nehirdeyiz. Charles Nehri'ndeyiz. 129 kilometre uzunluğunda bu nehir şimdi bizi bu kara aracıyla ağırlıyor.
most diverse neighborhoods in the Evet, gerçekten şok olduk. Charles Nehri, Boston'ı geçerek Atlantik Okyanusu'na ulaşıyor. Eko Nehri'nin bir kolu olan Charles Nehri, Cambridge ve Hampton şehirlerinden geçerek üç bölgeyi birbirine bağlıyor. Nehir üstündeki köprüler güzelliğiyle hemen kendini gösteriyor. Bu köprülerin birçoğu İngilizlerin bölgeye gelmesiyle beraber inşa edilmiş. Zaten o tarihi de görebiliyoruz üstlerinde. Otomobillerin, sadece trenlerin, yayaların geçebildiği 80'den fazla köprü var bu nehrin üstünde. Nehri, Boston'la Cambridge'i birbirine bağlayan önemli bir nehir. Sanat dolu köprülerin kendini gösterdiği nehir, turistlerin olduğu kadar balıkçıların da adresi. Evet, artık bu aracı Yakupçan kullanıyor. Kaptan Yakupçan. Wow, Yakupçan, ben de fotoğrafını çekeyim. Heyecanla, eğlenerek zaman geçirdiğimiz dock turunu bitirip tarihi bir meydana geliyoruz.